Yaratıcı anne baba olma konusuna devam etmek istiyorum değerli izleyicilerim. Sadece anne baba değil, yaratıcı çalışan, yaratıcı insan, yenilik isteyen, yeniliği seven, yenilik yapmaktan hoşlanan. Şimdi hep yeni olacak diye değil. Bir söz vardır işte eskisi olmayanın işte yenisi olmaz. Ee, Hayatımızın her alanında sürekli yenilik yapmak zorunda değiliz. Ama bazı temel şeylerde yenilik, yaratıcılık sergileme isteği olmalı. Yani şu masayı seviyorsam, öyle masalarım vardır, şu masayı seviyorsam bunu hep kullanmak isterim. İşte bunun modası geçti eskidi değil. Yani 50 senelik, 60 senelik sevdiğim eşyalar vardır evde, büyüklerimden kalan. Onları kullanabilirsiniz, bunun bir mahsuru yok. Ee, bu bir e, eskiye yapışmak demek değil. Fakat yöntemler gelişiyor. Yani e, bilgisayar varken, internet varken hala dakiloda yazıyor olsam bu doğru değil. Ya da dakiloyu farklı amaçla kullanmak gerekiyor. Sevgili arkadaşlar. Şimdi geçen programlardan birisinde bir elmadan Danimarka'lı mimar John Utzon'un Utzon'un bir şeyden şöyle bir kısım kesip yemekte önüne koyduğunu gözüküyor mu? Şöyle koyayım. Yemekte önüne koyduğunu Böyle bir bina yapabilir miyim dediğini ve Sidney'deki Opera Binasını ortaya çıkardığını 2007 yılında UNESCO tarafından e, dünya mirası listesine alınmıştır sevgili dostlar. Şöyle göstereyim. Şu şekilde. Mide kabuğu diyen var. Portakal kabuğu olabilir. E, bu. Şimdi ben bunu keserken daha sonradan arkadaşlardan öğrendim. Sevgili reje Müskat'ta tıraşla ilk yardım seti hazırlamışlar. Şimdi hoca alışık değil bıçakla elime keseyim derken elini keserse müdahalede bulunmak diye. Yaratıcılık iyi bir şey ama tedbirli olmakta da yarar var. Bazı değerli mimarlar vardır. Çok güzel şeyler hayal ederler. Nefistir. Fakat asla hayata geçirilemeyecek bir şey. Yani e, inşaat mühendisi olmaz diyor. Yani bunu bu şekilde yapamayız diyor. Olmuyor. Fakat çok yaratıcı. Şimdi yaratıcılık iyi ama gerçekle teması da kaybetmemek gerekiyor. Yaratıcılık ayrıdır, inovasyon denen olay ayrıdır. Leonardo çok yaratıcıdır ama yani herhalde çok inovatif sayılmıyor bugün. Köprü de tasarlamıştır şey Haliç'e. E, hatta ikini beslemek mektup yazmış yapayım diye olmamış. İnanılmaz şeyler var dıştan merdivenli binaları denizaltısı falan fakat hayata geçirememiş. Edison daha yaratıcı. Einstein kadar yaratıcı olmayabilir. Leonardo kadar yaratıcı olmayabilir Edison. Fakat inovatif. Çok deniyor. 3000 kere deniyor. 4000 kere deniyor. Pes etmiyor. Sonra bir şey yapıyor. Ee, Edison'unki inovasyonu daha yüksek olan bir uğraş. Ama Leonardo'nun uğraşında şey yaratıcılık daha yüksek. Sevgili dostlar. Şimdi ne dedik yaratıcılığımızı artırmak için? Çocuklarla oynamak gerekiyor evde çocuğumuzla. Hocam çok yorgun oluyorum bazen diyebilirsiniz. Yorgun bir günün akşamında illa da oynamak zorunda değilsiniz. Yorgunsanız lütfen söyleyin. Deyin ki canım benim bu akşam çok yorgunum, halim yok. Yarın deyin. Ama yarın mutlaka olacak. Dürüst olalım. Eğer ki Yorgunsanız, keyfiniz de yoksa kendinizi zorlayıp oynarsanız çocuk da zevk almaz, siz de zevk almazsınız. Bir kitabımızda galiba küçük şeyler yazmıştım. Yıllar önce büyük kızım küçük anaokuluna gittiği zaman sabah yatağında yatağın oturuyor, erken kalkıyor, battaniye sarıyor. İşte bir şey karşılıklı, bir beş dakika oynuyoruz. Annem de bana yapardı. Karşılıklı oynuyoruz. Ben işte kuş oluyorum, o bir şey oluyor. Ben ağaç oluyorum, o kuş oluyor. İşte ben bulut oluyorum, o rüzgar oluyor filan. Oyun oynuyoruz. Karşılıklı minik fabrlar oynuyoruz. Bir sabah kalktı, soruldu, elini uzattı. Baba, hadi ağaç ol dedi. Bir gün önceden sıkılmışım bir şey, bir takım olaylar olmuş. İçime baktım, ağaç olasım gelmiyor. O an oynamak gelmiyor. Oynarsam keyif almayacağım. Kural, bir şey varsa yokmuş gibi davranmayalım. Dürüst olalım. Canım benim dedim, ağaç ol dedin ama. Iı, hiç keyfim yok dedim. Yani moralim iyi değil bu sabah. Bu sabah olmayayım, daha sonra olayım dedim. Canım sıkılıyor. Şöyle bir durdum tamam baba dedi o zaman sen de bir üzgün ağaç ol dedi baktım üzgün ağaç olmak uyar uyuyor yani neşeli oh çınarım mınarım rüzgarlar geçiyor öyle bir şey değil ama üzgün ağaç uygun o anki eski tabirle haleti ruhiyeme uygun o anki duygularıma uygun ağaç ol işte dedim işte meyvelerim var çocuklar taşıyorlar onlar düşüyor meyvelerim betona düşüyor canım sıkılıyor üzgün ağaçla empati kurmaya çalışıyorum. Ee, yani gelecek olmuyor orada. Toprağa düşmüyor. Sonra süpürüyorlar insanların üstüne basıyor. Ee, anlattım. Üzgün ağaçın anlattım. Dinledi dinledi biraz. Tamam baba yeter. Dedi. Sağ ol dedi. Baktım. Üzgün ağaç olduktan sonra neşeli ağaç olma şeyi de geldi. Bakınız. Ee, isteği de geldi. Demek istediğim şu. Çocuklarımızla oynayalım ama keyfiniz varsa oynayın. Ama lütfen ayda bir kere de keyfiniz olmasın. Ayda hiç olmazsa 28 gün keyfimiz yerinde olsun. Hocam yaratıcı etkinlikler deneyelim onlarla. E, bir işte masalı okuyalım. Daha önce de söyledim. E, ne diyeyim işte burada kuzu kurta böyle dedi. Burada. Bitti masal. Peki başka ne diyebiliriz? başka sorusunu sormaya alışkanlık haline getirin. Başka ben bunu ne amaçla kullanabilirim? Ben şu elma kabuğunu başka ne için kullanabilirim? Başka sorusu yenilik demektir. Böyle gelmiş böyle gider demeyeceğiz. Başka nasıl olabilir? Birileri başka nasıl olur demeseydi bu telefon ortaya çıkmazdı. Masalı başka ama lütfen 10 defa da zorlamayın. Başka ne dedi tavşan, kuzu, pardon tavşan işte kurda ne dedi, kuzu kurda ne dedi 10 kere sormayalım. Bir iki defa başka ne olabilir? Bu resim çok güzel olmuş. Tabloya bakıyoruz. Sen geziyorsunuz çok güzel. Sen olsan buraya başka ne yapardın, ne eklerdin? Tabi tabloya karışmayacağız başkasının tavlasına ama sen olsan göğü nasıl boyardın burada? Başka ne olurdu? Mevcudun dışında başka seçenekler olabileceğini görmeli. Ezbere bilgiyle donanmamalı. Elindeki mevcut bilginin, mevcut şeyin kölesi olmamalı çocuk. Ne dedim? Ee, roman okuyalım. Kaliteli filmler izleyelim. Nuri Bilge Ceylan'ın filmlerini izlesin. Efendim Zeki Demirkubuz'u izleyelim. Bizler izleyelim. Roman okuyalım. Roman okuduğumuz zaman hayat boyu görmediğim zaten ölüp gitmiş bir dolu insanla tanışma fırsatı buluruz. Üstelik usta bir yazarın bakış tarzıyla sevgili arkadaşlar. Yeni yaklaşımlara açık olmalıyız bizler işimizi yaparken. Ben öğrenciyken zaman zaman çalışma yöntemi değiştirdim. İyi notlar alıyorum, yüksek notlar alıyorum ortaokul lise, yüksek notlar. Fakat üniversite. Özellikle psikolojide. Durup dururken yöntemi değiştirdim. Aynı yöntemi uygulamaktan sıkılırdım. Yani belli bir stil var. Diyelim ki işte not alıyorsa bunu yapıyorsa bunu yapıyorsa bunu, bunu sonradan sınava girmeden iki gün önce okusun bir gün önce okusun oluyor. Değiştiriyorum. Not almayayım. Kitabın üstüne çizeyim. Onu da değiştireyim. Öyle yapmayalım şöyle yapalım. Hocam yaşamda yenilik değişiklik yapmak. Hanımefendiler buna çok meraklıdır. Ee, perdeyi değiştirir, saçını değiştirir falan. Erkekler genellikle ee, ...çok hoşlanmazlar. Fakat değişiklik... ...yaşama enerjisi... ...yaşama heyecanı verir sevgili dostlar. Eski filmleri izleyelim. Yaratıcılığı artırmak için. Hocam eski film iyi değil. Ha, ha. Müzelere gidelim. Eski filmleri izlemek... ...ve müzelere gitmek... ...bize iki önemli şey gösterir. Nereden nereye geldiğimizi... Bugün ve ileriye gitme hevesimizi artıracaktır. 1950'den 60'ların da filmleri var. Şimdi çok modern, çekim tekniği güzel, yok bilmem öyle kamera böyle kamera. O zaman yoktu. Fakat nereden nereye geldik? Bunu farkın olalım ve nereden nereye gideceğimizi hayal edelim. Bunun için heveslenelim. Müzeleri gezmek her zaman heyecan verici. Nereden nereye geldiğimizi gösterir antikacıları gezmek, almasak bile gezmek. Daha sonra bir zaman getirip sizlere göstereyim. İlk daktilo. İnanılmazmış. Daktiloyu biliyorsunuz. İlk daktilo şöyle. Her bir harf bir, bir, şey var, tuş var. Her bir harfin üstüne getiriyorsunuz. Ankara yazacağız. Ankara'nın ya Tık basıyoruz A yazıyor. Bunu tutup bu sefer iğneyi Gösterince daha rahat ifade edeceğim. İşte neyinin yerine? Küt. Kanun üzerine küt. Tek tek yazmanız gerekiyor. Çok zaman alıcı. Elle yazmaktan daha uzun ama bir standart sağlıyor. Bir standart ortaya çıkacak. Hocam şimdi bu çok ilginç. Yaratıcılık bir tür muzipliktir. Farklı göze bakmak. Tüm Nasrettin Hoca temel fıkıhları bir, bir tür muzipliktir. Daktil o. Daktilo çok geri, bilgisayar çok ileri. Ama diyelim torunlarımıza anlatırken e, insanın kornakla kitabına yazdım belki. Torunlarımıza anlatırken ben daktilo'yu övmek isterim. Bizim için çok önemliydi. Şöyle diyebilirim. Bak yavrum, daktilo senin bilgisayarından, sizin bugün kullandığımız bilgisayarlardan daha gelişmiş bir aletti. Nasıl? Siz bugün yazıyorsunuz bilgisayara, güzel save ediyorsun. Sonra onu bir makinede print ediyorsun. Kağıtta eline alıyorsun. Daktilo'da bu ayrıntılar yoktu. Daktilo aynı anda hem save eder hem print ederdi. Ankara'da canım, bastım, on pam, A yazdım. Hem save etti hem print etti. A çıktı orada. ABC'de yazdık. Hem save etti, hem print etti. Kağıdı çıkardık. İleri geri gidiyordu da hani biz 10 sayfa öne gitme falan yoktu. Neyse bunlar mühim değil ayrıntı. Bu bana hoş geliyor. Yani Dakloy sanki bilgisayardan daha ileri bir yazma tekniği, yazma aracı gibi görmek. Hocam eğlenceli. 6. Yaratıcı anne babalar, yaratıcı çalışanlar olabilmek için müzik dinleyelim. Çalışırken müzik dinleyelim. Kendi iç, yönetin bazen. İçimizdeki orkestra şefini serbest bırakalım. İçimizdeki Güler Aykal'ı serbest bırakalım. Sevgili arkadaşlar, elindeki çubukla yönet, yönet. Müzik dinlerken başka alanlarda yaratıcı olma ihtimalimiz artar. Değerli ressamlarımızdan da Mehmet Gün. Özellikle Wagner'i çok severdi. Wagner dinleyerek, dinleyerek resim yapıyor. Hocam çocuklar dinledikleri müziğin resmini yapabilirler. Ravel'in Bolaros'un çalarken nasıl bir resim yapıyorsun? Forel'in pavanını çalarken ne çizmek geliyor içimden? Soyut resim çizebilir. Soyut olmayan çizebilir. Ya da Hacı Arif Bey'in bir parçasını dinlerken atlıyı dinlerken içimizden ne çizmek geliyor? Bunu alışkanlık haline getirdiğimiz zaman sürekli yapmak değil, ara ara yaptığımız zaman bu da yaratıcılığı e, ileriye götürecek, serbest bırakacaktır. Yaratıcılık için spor yapmalıyız. Şimdi hocam ne alaka diyeceksiniz yani yaratıcılıkla sporun ne ilgisi var? Hocam vücudun, sevgili dostlar vücudun sağlıklı olması yaratıcılığın ön koşullarından. Yürürken vücudumuz şeker yakar. Değerli dostum, profesör e, Mustafa Kutlu. Değerli bir hoca, endokrin uzmanı. Hocam işte bacakta şu kadar kilo şeker var diyor. Unuttum iki buçuk kilo falan var. Şeker var sürekli. Yürüdüğünüz zaman bunu yakıyorsunuz. Beyne oksijen gidiyor temiz havada. Hocam kapalı mekanda da yapılabilir. Ama temiz havada yürüyüş spor yaptığımız zaman beyni daha çok oksijen gidecek. Kendimizi daha iyi hissedeceğiz. Sekiz. Dünyaya farklı gözlerle bakmaya çalışalım. Farklı gözlerle. Bu bir alışkanlık yapılabilir. Bu konuda güzel bir örnek Ölü Ozanlar Derneği adlı filmde vardı. Şimdi Ölü Ozanlar Derneği'nde hayatta olmayan ozanlar işte buluşurlarmış filan toplanırlarmış bir öğretmen e, okulda, İngiliz okulu galiba öğrenciler işte hocadan yararlanıp dernek kurmuşlar. Öğretmen bir gün şunu yaptı sınıfta. Robin Williams o rolü oynuyordu galiba. Çocuklar sıralarda birer kişi, ikişer kişi oturuyorlar. Çıktı, oturan yere bastı, ayakkabısı sıranın üstüne çıktı sının farklı gözüküyor. Hiç buradan baktınız mı dedi. İlginç. Biz psikodramada bazen bunu yaparız. Burada duruyoruz. Güzel. Oturuyorum şu anda sandalye. Ama ayağa kalkıp bu sandalyenin üstüne çıktığımız zaman manzara değişir sevgili arkadaşlar. Sonra bir tatsız olaylar oldu. Bu öğretmen okuldan atıldı. Geldi kitaplarını toplayıp gidiyor. Bir şey veremedim öğrencilere. Bir genç çocuğu babası kendi mesleğini icra etmeye zorladı. Genç de tiyatrocu olmak istiyordu. ve kötü oldu. Şimdi hiçbir çok daha ses çıkarmıyorlar, sarılmıyorlar, etmiyorlar. Güle güle hocam, öğretmenim demediler. Tam çıkarken çocuklardan biri çıktı. Çok duygulayıcıdır, etkileyici bir sahne. Lütfen izleyiniz. Çocuklardan bir pat ayakkabı sıranın üstüne çıktı duruyor. Öğretmen şaşırdı. Beş saniye sonra sınıfı terk edecek. İkinci, üçüncü, dördüncü, beşinci, onuncu bütün sınıf sıraların üstüne çıktı. Yani öğretmenin onlara okuldan kovuluyor çünkü hayatın bir parçası. Fakat öğretmen onlara bir şey verebilmiştir. Farklı bakış tarzı, farklı noktadan bakmak. Sevgili arkadaşlar, yumurtayı dışarıdan bakıp yiyebiliriz ama ne güzeldir. Ama yumurtanın içindeki civciv acaba ne hissediyor? bir civciv, dinozor yumurtası, civciv, kedi, köpek, işte aslan, at, yumurtalar, embriyo başlangıcı hepsi birbirine benzer. Yumurtanın içindeki civciv ne hissediyor? Şöyle kocaman gözleri bükülmüş halde. Ne hissediyor? Ne var? Acaba ya, ya yazık civciv edersin ama biz de bir yumurta içinde miyiz? Bu dünyada, bu yaşam içerisinde belki biz de bir yumurta içindeyiz. Kabuğumuzu kırıp çıkma kozamızı parçalayıp dünyaya çıkma telaşı içindeyiz. Bazılarımızda bu telaş yok. Yani çıkası yok. Kablonun içindeyse kablonun içinde kozadaysan kozadasın. Yani demek ki bu uygun diyor. Ama bazıları kırmak kabuğu kozanın dışına çıkmak istiyor sevgili arkadaşlar. Dünyaya farklı gözlerle bakmak. Fotoğraf çekebilirsiniz. Bu dünyaya Aragüler'in Güler'in yakın bir geçmişte kaybettik. Ya da Şakir Eczacıbaşı'nın Gözleriyle bakabilirsiniz. Çerkez Karadağ'ın gözleriyle bakabilirsiniz. Farklı gözlerle. Öyle bir anda yakalayıp çekiyor ki. O çok ünlü resimlerden birisi vardı. Afgan kız adı Şerbet. Afganlı bir kız. Hani şöyle bir an dönmüş. Yeşil gözleri de ekrana bakıyor. Biraz yabani ama çok onurlu. Hayat dolu. Başı dik bir insan. Yıllar sonra araştırdılar ne yapıyor büyümüş yaşı. İris'ten, iris taramasıyla buldular. Adı Şerbet'miş, kızın adı Şerbet. Hocam o fotoğrafı yarım saniye önce ya da sonra çekemezdi. Belli estantenleri yakalamak için çok kısa zamanımız vardır. Ve bu dünyada, yaşamda, ister fotoğrafta ister fotoğraf dışında belli estantenleri yakalayabilmek için uygun noktada durmamız gerekiyor sevgili arkadaşlar. 9. Rüyalarınızı yazabilirsiniz ara ara. Ben bir süre bayağı yazdım. Çok materyal oluyor. Ee, gördüğüm rüyayı aynen yazıyorum. Ziyan olmasın diye. 10. Ara ara mola vermeniz. Yaratıcılık için mola da gereklidir. Molanın tanımı benim için şu. Mola tamamen durmamak için durmak demektir. Hiç mola vermeden çalışırsan bir gün küt diye durursun. Sürmenaj olursun durursun. Efendim Bernard yani bıtkınlık olur. Pes ederiz. Mola tamamen durmamak için durmak demektir. Makinalar bile yani tutup da ne bileyim 4 ay durmadan çalışmıyor. Zaman zaman onu durduruyorlar. Bir dinlenmesi gerekiyor. Revize edilmesi gerekiyor. Yani makinanın, aletin kendini toplaması gerekiyor. 11 satın almasanız bile arada antikacılara uğrayın dedim. 12. Tuvalette kitap okuyabilirsiniz, dergi okuyabilirsiniz. Biz okuruz yedi. Ufak bir de kütüphane vardır. Habire gir çık olmaz. Orada kitabını okuyan oraya koyar. Çocukluğumdan beri duyduğum bir söz var sevgili dostlar. Şöyle denir. Tuvalette ilgili hazır olun. İnsan ya kaçarken ya da tuvalette kitap açarken aklına gelir. İnsan aklına şöyle diyeyim. İnsanın aklına, insan aklı, insan aklı ya kaçarken ya da tuvalette kitap açarken gelir. Tuvalet bu şöyle bir şey var. Özellikle anne babaların tuvalet tek başına kalabildikleri ender yerlerden biridir. Bir tuvalet bir duşta yalnız kalırsın. Onun için hiç yalnız kalma hakkı yok. Tuvalette bile garanti yok. Anne diye kapı girme oraya. Elleme kapıyı kapat tuvaletteyim diyorsun. Hocam yalnız kaldığımız yerde yani yaratıcı fikirler gelir. İki ortamda gelir yaratıcı fikirler. İnsanlarla konuşurken, hasbal ederken, sohbet ederken ya da yalnız kaldığımız zaman. Her ikisine de ihtiyacımız vardır. Bu evrende bence birbiriyle tamamen ilişkisiz iki şey yoktur. Bu evrende birbiriyle tamamen ilişkisiz iki şey yoktur. Hocam şu elma ile diyelim bu nasıl hiçbir ilişki yok gibi vardır. Ararsak buluruz. İki madenin birbirine çarpınca çıkardığı ses ile yemin bu arasında ilişki kurdu. Şimdi rastladığımız her konuya, her kitaba şöyle bir göz atabiliriz. Çocukluğumdan beri yapmışımdır. İşime yarayacaklar, süzülüyor, hepsi kalmıyor aklımda şüphesiz ki. İşime yarayacaklar, süzülüyor, kalıyor. Günü geldiğinde ondan yararlanmak mümkün oluyor. Satranç oynayalım sevgili dostlar. Dama oynayalım. Strateji oyunu, go oyunu oynayalım. Dokuz taş oynayalım. Dokuz taş, üç taş, dokuz taş. Küçükken severdik, severdim. Sonra büyüyünce şeyi öğrendim. Roma oynarmış bunu. Hocam zannederim Persler oynuyordu, Bizans oynuyor. Oradan Osmanlı'ya ve oradan da bize, Türkiye Cumhuriyeti'ne geçmiş. Hocam 9 taş basit gözüküyor ama heyecan verici bir şey. Yeni taktikler geliştirmek, en fazla taktik geliştirmek Go oyununda ve satrançta mümkün. 16. Bir güvenli yeriniz, kendinizle baş başa kaldığınız, kalabileceğiniz bir odanız... Ormanda bir ağaç kovuğunuz olsun. Güvenli bir yeriniz olsun. Deprem silahı başa çıkarken çok kullanırdık. Güvenli yerde kendimizi hayal etmek. Yani benim güvenli yerim e, ormanda kar yağarken bir kulübe. Efendim, köpüğü de içeriye alıyoruz. Kurtlar gelebilir gece. Odunluk var mis gibi odun kokuyor. Şimdi güvenli yer. Şömine var. İla. Şimdi bu güvenli yer uyumadan düşündüğümde 4-5 dakika uykumu getiren bir yer. Küçük Ağacın Eğitim adlı kitapta Forrest Carter yazmış. Kızı deli dede toruna diyor ki bak diyor o olan küçük 6-7 yaşında bir kızı deli çocuk adı da Küçük Ağaç. Bak diyor oğlum diyor dede bu dünyada her erkeğin güvenli bir yeri olmalı. Ormanda bir köşe, ufak bir mağara, bir ağaç kovu, her erkin bir güvenli yeri olmalı. Bunu biraz geliştireyim. Herkesin güvenli bir yeri olmalı. Yani sırf erkeklerin değil, kadınların da güvenli, her erkeğin değil. Her insanın zihninde bir, bir de somut anlamda güvenli bir yer olmalı. Bir iki tane. Zihindeki güvenli yer çoktur. Geçenlerde saydım, yani 30'a yaklaşıyor. Zihinde hayal kurarken kullandım. E, roman ile yazarken, tiyatro yazarken işime yarıyor. Kadın erkek güvenli bir mekana sahip olmalı, bir de zihninde olmalı. Schubert Berger'in e, e, bir şeyi vardı. Çok büyük bir sanatçı. İYİT'ini e, de ortaya çıkaran. E, bir hayal odası yaptırmış kendine. Dışarıdan ses girmiyor, giriyor. Orada herhalde oyuncaklar var, ışıklar var. Orada hayal kuruyor. Hayal kuruyor. Kozbi dizisinde anne avukat hanım Claire. Çok çocuk var. Kaçtı? 4-5 çocuk var. Zor başa çıkıyor. Özel bir oda yaptırmak istedi. Virginia Woolf'in bir sözü vardır. Bir kadın yazar olmak istiyorsa mutlaka kendine ait bir odası olmalıdır. Sırf erkekler değil. Bir kadın yazar olmak istiyorsa kendisine ait bir odaya sahip olmalıdır. Şimdi e, Kozbi'de avukat hanım, anne Küler bir oda yaptırdı. Bayağı masraf etti. Ses geçirmiyor filan. Orada çok değil. Üç saat arada 3 saat girip oturacak. Bir şeyler okuyacak. Müzik dinleyecek. Kendiyle baş başa kalacak. Mümkün değil. Tak 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 kapı. Anne bilmem beyzbol sopamı gördün. Ay oraya bak. Biraz tak tak tak. Anne spor ayakkabımı yıkadın mı nerede? Sürekli. Kocası gelir, çocukları gelir. Yani kadıncağız için bu dünyada güvenli bir yer yok. Bir tuvalette bir de duş alırken yalnız kalmamız mümkündür. Ee, i̇şte o, orada da herhalde yaratıcı oluyoruz. 17. Mümkün olduğunca sevgili dostlar şehrimizi, şehrin çevresini, ülkemizi, dünyamızı gezelim. Hem keyif hem zenginleşme vesilesi müthiş yaratıcılık getirir inanılmaz kültürler var. Bunları hepsini okuyarak edinemiyoruz. Çok gezen mi bilir, çok okuyan mı? Hep tartışırdık küçükken. Cevabım şimdi şu, hangisi bilir? Okuyarak gezen daha çok bilir. Kimi turist elinde kitap okuyarak geziyor. Turist otobüsünde okuyor, okuyarak gezen bilir. Arada kötü dizileri de izleyelim, kötü filmleri de izleyelim. Ben bazen diyorum yani bir filmi izlem kötü. Kimisi dostlarlık. Aa hocam diyor ya. Sen de mi onu izliyorsun diye. Evet ben de. Eğer ben bu kötü filmi, kötü diziyi arada bir izlemesem iyinin kıymeti nasıl anlarım? Sonuna kadar izlemiyorum. Hocam bazı yarışma programları var. İsmi lazım değil. Bazı yarışma programlarını izleyince içimden şu duygu geçiyor. Ey para sen meğer nelere kadirsin? Para için neler yapıyoruz? Çalışma odamızda oyuncaklar olsun. sen gibi. 20. Odanızı renklendirin. Çalışma odanızı renklendirin. Hocam yatak odası belki hafif renkler, pastel renkler olabilir. Ama çalışma odamız, ofisiniz renkli olmasına yarar var. Renklilik, canlılık, farklılık getirir. Farklı renkler, tezat renkler çok yormadan aşırısı yorar, Tek renk, pastel renk iyi değil. Ama renkli olmasına yarar var. Çocuklarla konuşabilirsiniz sevgili dostlar. Çocuklar çok yaratıcıdır. O güzel sesleri anlatırlar. Ama sen orada giderken ben seni görmüştüm diyor. Ya ağacın tepesinden baktım sana. Şimdi çocuklar için yazılmış. Ya da çocuklara yazılmış gibi gözüken... Ama aslında yetişkinler yazılmış kitaplar vardır. Onları okuyunuz lütfen. Küçük Prens'i okuyalım. Çok tatlı. Diyor ki yeni gelmiş. Gitti tren. İyi. Az sonra bir tane daha Aa demin gidenleri kovalıyor. Bu yönde geldi. Aa ne kadar çabuk geri döndü. Ben Deniz'in Arsani. Çocuklara ve büyüklere masallar kitabını okuyabilirsiniz. 22. madde. Dostlarımıza kaba olmayan, bazı kamera şakaları gibi eziyete dönüşmeyen şakalar yapalım. Şaka, espri yapmak yaratıcılığımızı ve neşemizi diri tutar.